Herkese selamlar dostlar. 16 ve 17 Temmuz 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. Hepsine zaten bir iddia tercihte bulundum. Bazılarına yüksek oranlı tercihlerle birlikte ekstra olarak sizlere öneride bulunacağım. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar diyerekten geçelim. Ve bir skor yarışması yapıyoruz. Bu skor yarışması ekrana gelsin. Bundesliga 2 başlıyor bildiğiniz üzere. Regensburg'la Darmstadt'ın mücadelesi var. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ben. Gollü bir karşılaşma olma ihtimali de yüksek. O yüzden maç skorunu sizlere sordum. Bilen bir arkadaşımızı katıl telegram gruplarımıza dahil edelim. Maç skorunu yoruma yazmayı unutmayın. Eğlenceli bir aktifte olduğunu düşünüyorum. Sizler de katılırsanız sevinirim. Bol şanslar diyerekten geçeyim. Ve son videomuzda neler yaptık? Yüksek mistis ekrana gelsin. Ben sizlere son video zaten 7-8 tane maç anlattım. Avrupa maçları anlattım sizlere. O maçlardan bir tanesini hatırlayın. Karabağ maçıydı. Karabağ maçına ben zaten 100 3 tane tercih yaptım. Karabağ'ın yanına nasıl gittim? Karabağ'ın galibiyetine. Ev sahibi 1.5 üstüne. Hatta dedim ki 2-22 gibi orandan da Karabağ ilk yerden de galip gelebilir. Dakika 1'de gol yemesine rağmen ilk kere yönünde kapattı. Maçı da 5-1 kazandı zaten. Ben bu mücadeleyi yüksek misli yaptım hatta. Yüksek misli de Karabağ mücadelesini direkt maç sonu 1 olarak anlattım. 1.59 gibi oranı vardı yüksek misli. 1000 misli attıklarını düşündüğümüz zaman da yaklaşık 600 TL'ye tek maçtan güzel kar bıraktı. Son yüksek mislim zaten buydu. Bakalım bu şekilde telegram gruplarımızda da ilerliyoruz. Dilerseniz maçlara başlayabiliriz. Dumpstart mücadelesiyle başlayacağız fakat sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır arkadaşlar. Videoya like atarsanız sevinirim. Artı 200-300 seviyesine çıktığımız zaman like'larda ben sizlere videolu kombine önerisi yapmaya devam edeceğim. Şu an herhangi bir kombine önerisi yok. Like'ların durumuna göre sizlere dediğim gibi güzel like seviyesi gelirse kombine önerisi yapmaya devam ederim. Bol şanslar diyerekten de başlayalım. İlk mücadelem Damsat mücadelesi. Şöyle anlatabilirim. Darmstadt geçen sezon çok iyi bir performans gösterdi. İçeride dışarıda çok gollü maçlara imza attı. Hatta son hafta üçüncülük kıl payı kaçırdı. Son hafta yani o eleme oynama şansını kaybettiğini söyleyebilirim. Fakat önemli bir eksiklik var. Darmstadt tarafında. Takımın en golcü isimi Luka Perifer'di. Midland'dan kiralıktı arkadaşlar. Bu takıma geri döndü. 17 golü vardı bu oyuncunun fakat onun yerine de Göteborg'dan Oscar isimli bir forvet aldılar. Bir tane Tiesmine bir eleman var onun da 15-13 golü mü vardı geçen sezon. Onunla birlikte yine aynı şekilde geçen sezonki teknik adamla birlikte devam ediyor. Çift forvet düzeninde oynamaya çalışacak Damsat takımı. Yine gollü bir maça imza atabilir burada Damsat takımı. Geçen sezonun baktığımız zaman da Regensburg'a bakalım. Regensburg'da geçen sezon lige çok iyi başlamıştı hatta ilk 12 maçında 7 galibiyet 5 beraberlik mi ne vardı? Zirveye oynuyordu. Fakat sonralarda o kadar kötüleşti ki ardarda arda alınan mağlubiyetler beraberlikler derken iyice 14. sıraya kadar gerildiler. Zaten alt sıralarda bitirdiler geçen sezonu göre. genç bu takımı. Onlar da kadroyu güçlendirdi. Yaptığı transferlere baktım. Genç oyuncular yaparaktan da kadroyu güçlendirmeye çalışmışlar. Şimdi oyuncuların hepsi tanıdık değil tabii ki. Alt takımlardan İsveç'ten vesaire, Hollanda'dan vesaire ama kadrolarını güçlendirdiğini düşünüyorum ben. Aynı şekilde geçen sezon gibi Regensburg burada iyi başlamak isteyecektir. Güzel gollü bir karşılaşma izleriz diye düşünüyorum ben. O yüzden ilk iddia tercihim burada 1.40 gibi oranlan Regensburg mücadeleyi KG var tercihini sizlere sunuyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Geçtiğim ikinci karşılaşma mı? Nor Shopping ile Malmö mücadelesi yine güzel karşılaşmalardan bir tanesi olacak bu karşılaşma. Çünkü Malmö'nün bir mücadelesi vardı bildiğiniz üzere. 3-3'lük üç berabere kalan bir mücadele. İlk maçı zaten 3-2 kazandı. Son maçı da 3-3'lük üç berabere kalınca tur atladı. Fakat o maçta baktığımız zaman da Malmö'nün orada ne kadar efor sarf ettiğini görmek mümkün. Gerek kalesinde yediği goller zaten takımı strese sürükledi. Strese, strese sürüklenince takım daha fazla koşmaya ve daha fazla efor harcadığını söyleyebilirim Malmö'nün Avrupa maçında. Ayrıca Malmö takımının da burada yorgun olduğunu düşünmek çok yanlış bir tercih olmaz. Yani çok yanlış bir düşünce olacağını düşünmüyorum çünkü takım yorgun. Bu hafta oynayacağı dördüncü maç yani 10 günde oynayacağı dördüncü karşılaşması. Ondan bir yoğunluk var. Shopping de arkadaşlar son haftalarda hücumda yetersiz kalan bir takım. Fakat şöyle bir şey var. Malmö yorgun. Bunların artık kaybedecek ev sahibi Norshopping'in çok kaybedecek bir durumu yok artık. Onlar da biraz risk etmesi gerekiyor. Zaten oranlar da o yönde. Normalde Malmo 1.90 bandında oran açılmaz açıkçası. O yüzden bu maçta Norshopping takımından da bir gol bekliyorum. Özellikle sağ açık oynayan Levi şu ana kadar 13 maç oynadı zaten toplamda takımlar. 5 gol 5 asistle ve sezon başından beri oynadığı her maçta neredeyse 10 13 maçın yaklaşık 8 tanesinde maçın yıldızı oldu. Gerek yaptı asist ve attığı gollerle birlikte takımın öne çıkan oyuncusu. Bu maçta da ben arkadaşlar KG var tercihini düşünüyorum. Onun da oranı 1.51. Malmö'nün bu maçta gol yemesi bence muhtemeldir. Bir de bir yüksek oranla tercih önermek istiyorum sizlere. Bu mücadelenin 1-1 atarsa biri 2-1 kazanacağından dolayı 2-3 gol tercihinin oranı da 1-70 gibi oranı var. Bunu da sizlere alternatif olarak değerlendirmenizi öneririm. Değerlendireceklere bol şanslar. Geçtim 3. karşılaşmama Helsinki ile Wasan PC mücadelesi. Bu maçta önemli bir karşılaşma çünkü Helsinki de aynı şekilde maç oynadı. Helsinki'nin oynadığı maça baktığımız zaman da daha zorlu veya daha çok yorulduğunu söyleyebilirim. Neden bunu söyleyebilirim ben sizlere? Helsinki son maçta 2-1 kaybetti. İlk maçı da 1-0 kazanmıştı. Maç uzatmaları gitti. 120 dakika maç oynadı zaten bundan 2 gün önce. Takım zaten yorgun olacaktır illaki burada. Bir 34 gibi olan açmışlar. Bence bir tuzak. Ben size söyleyeyim. Çünkü Vasan takımı da ben Vasan'ın geçen evinde oynadığı karşılaşmaya sunu 1 olarak vermişti. 3-1 yenildi. Deplasman'da ondan önce de 6 atmıştı. Şu an Vasan takımı Deplasman'da en fazla puan toplayan takım. En fazla gol atan takım. Neredeyse maç başına Deplasman'da 3 gol atan takımlardan bir tanesi. Şimdi kalite farkı var. Oyun farkı var. Helsinki daha kalite. Fakat şunu unutmamak gerekir. Vasan Deplasmanlarda attığı o gollerle aldığı puanlarla birlikte özgüvenli bir şekilde çıkacak. Helsinki takımı da 120 dakikalık bir maç oynadı. Penaltılarda üstü geç, üst tura çıktı. Riga Skola'ya karşı yenerekten de. Yani bu maçta bir, bir 34'e kesinlikle atlamam. Ben onun yerine sizlere şöyle bir öneride bulunmak istiyorum. Vasa'nın atacağı bir gole 1.50 gibi oran açmışlar. Değerlendirme altına ideal alınabilir mesela. Deplasman takımı mutlaka sizler de bakmışsınızdır. Deplasman'da da iyi oynayan bir takım. Yırtıyor yani. E Yırtık takım derler ya o misal deplasmanda. Deplasman 0.5 üst. Belli gibi orandan. Hatta ben bir yüksek oranla değerlendirmek istiyorum. Bir maç sonu bile bir 34'ten gideceğime 0-2 çifte şanslı oranı 2.11 11 gibi oranı var. Bu da sizlere yüksek oranlı bir alternatif tercih olarak olsun. Düşük misli yüksek oranlı kombinlerde bu değerlendirme yapılabilir. Geçtim diğer mücadeleme. Jurgarden ile mücadelesi. Bu maç da güzel bir karşılaşma. Jurgarden'a 1 gibi oran açmışlar normal. Varnamo'nun son maçını izledim. Sutfal la oynadı. Şimdi zaten bu var düşme düşmenin aday takımlarından bir tanesi. Susval da öyleydi açıkçası baktığımız zaman da. Onlar da alt sıralarda. Zaten alt sıralarda özellikle son haftalarda, ilk haftalarda pek iyi başlayamadı. Fakat susvalla karşı son maçta kendi evinde oynadığı maçlarda da çok fazla pozisyon verdiğini düşünüyorum. Zaten burada Jurgarden'e karşı defans yapacak bu takım. Jurgarden bu maçı zaten kazanacaktır. Bence yani olası bir sürpriz beklemiyorum burada. Fakat Varnum'a burada savunma yapacaktır. O savunmada savunmaya karşı Jurgard'ın takımı kaç gol atar? Benim için önemli olan bu. Ben idealden aldım. 2 gol atar gibi geliyor bana. 2-3 gol bandında kalır gibi geliyor. Jurgard'ın tarafına baktığımız zaman da Varnum'u saymıyorum. 2 veya Maksimum 3 gol atar diye düşünüyorum. Julgard'ın tarafı o yüzden idealden de bu karşılaşmaya ev sahibi 1,5 üst aldım. Onun da oranına baktığımız zaman da 1.40 bandında oran olması lazım. 1.38 bandına düşmüş oranı. İdealden bu karşılaşmada değerlendirme altına alınabilir diyerekten de geçtim. Son mücadelem ayın 16'sına Magdeburg'la Düsseldorf karşılaşması. Düsseldorf geçen sezon ortalama sıralarda oynayan, yeri geldiği zamanda zirveye oynayan takımdı. Onlar da bir takım değişiklikler oldu. Nasıl değişiklikler oldu ondan bahsedeyim. Önce ev sahibinden bahsedeyim. Bundesliga 3'ten çıktı bu sezon arkadaşlar. Açık ara şampiyon oldu. Yani ikinci ile arasında yaklaşık 10 puan fark vardı. Şampiyon oldu. Kendi evinde çok gollü maçları attı fakat Bundesliga 2 ve Bundesliga 3 arasında ciddi bir kalite farkı olduğunu da söylemek mümkün. mümkün. Magdeburg takımı Aynı teknik adamla birlikte devam ediyorlar. Fakat birçok da transfer yaptılar. Bu transferlerle birlikte biraz daha kendini güçlendir güçlendirdiklerini düşünüyorum ve biraz daha özgüven sahibi olduklarını söyleyebilirim. Hazırlık maçlarında da güzel performans sergilediklerini söylemek mümkün. İstatistik olarak baktığımız zaman da, Düsseldorf tarafına baktığımız zaman da hücum hattında geçen sezonun en golcü ismi 13 golle olan Rowan Hennings isimli 35 yaşındaki oyuncu üzerine kurulu bir takım var. Yani ileride bir tane oyuncu var. Onun üstüne kurulu bir takım olarak düşünebilirsiniz Düsseldorf takımını. O yüzden ben Düsseldorf'tan ziyade ev sahibinden bir gol bekliyorum. Düsseldorf'un da atması kalitesiyle birlikte çok fazla transfer yapmadık. Gerekli yerlere takviye yaptı Düsseldorf takımı. Yine bir KG var olarak 1.45 bandından idealden değerlendirilmeye alını, alınabilir diye düşünüyorum. Değerlendirecekleri bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Bol şanslar. Geçtim ayın 17'sine. 17'sinde 4 tane karşılaşmam var. Hoş geldiniz diyelim. Videoya like atmayı unutmayın. Artık 100 seviyesinde like'la da başlarız. Hamburg mücadelesiyle devam edelim. Şimdi Hamburg takımı gerçekten cenabet bir takım olarak nitelendirebilirim. Hamburg takımı son 5 sezondur artık burada 5 sezondur Bundesliga'da 2'de oynuyor. 3 sezonu 4. olarak bitirdim. Dördüncü olarak bitirdi. Üç sezonu hak kazanamadı playoff oynama şansını. Üç sezonu öyle bitirdi. Geçen sezon üçüncü bitirdi. Zar zor artık bir şeyler başarmak adına. Üçüncü bitirdi. Ama deplasmanı her Berlin'e yendi ilk maçta. İlk maçta Deplasman çıktı. Her tabeline yendi. İkinci maç kendi evinde artık kutlamalar, şenlikler vesaire derken Hamburg Bundesliga'da derken 2-0 yenildi. Yani olası bir şaşır şaşırdık yani. Ben de çok şaşırdım. Mutlaka onlar da şaşırmıştır. Bu sezon çok fazla transfer yaptı. Yaptığı transferlere baktığımız zaman da gerçekten takımı güçlendiler. Ben bu ara bu sezon Hamburg'un yani yükselmesini bekliyorum öyle söyleyeyim sizlere. Bu maçta ben Hamburg'un bir hata yapmasını beklemiyorum ve iyi bir başlama iyi bir başlangıç yapmasını bekliyorum. Hamburg takımı bu maçı kazanır bence. Kazanırına gitmedim ben. Atacağı deplasmandaki 2 golle gittim. 1.39 gibi oranı var. Hamburg'un atacağı 2 gol değerlendirme altına alabilir. Ev sahibi de bu sezon yükseldi. Yine aynı şekilde birkaç transferler yaptı. Onlar da ta takımı güçlendirmeye çalıştı. Fakat Hamburg ekstra bir performans sergiledi transfer döneminde. O yüzden deplasman 1.5 üst bence değerlendirme altına alınabilir arkadaşlar. Geçtim Paderborn. Kastruhe mücadelesi. Maçı biraz hızlı geçeyim. Ev sahibi Paderborn 1.71 1.71 gibi orandan favori. Deplasman arkadaşlar en golcü ismi Hoffman'dı. Takımı sırtlayan isim de aynı şekilde oydu bazı maçlarda. Takımın en golcü ismiydi takımdan ayrıldı. Net basmanın en golcü ismi ayrıldı. Yerine birkaç transferler yapmaya çalışsalar da onun kalitesinde bir oyuncu da bulduklarını düşünmüyorum. Yaptığım araştırmalar zaten o yönde. Paderbon bu maçta mutlak favori zaten. 1.71 gibi oran açmışlar ev sahibine. Fakat ben şöyle bir Paderbon tarafına gitmiyorum. Deplasman'a gidiyorum. Ve Deplasman'da 1.5 altını öneriyorum. 1.33 gibi oranı var. Biraz oran düşük. bir 33 1.33 bir 33 oranı var. Fakat ben Kaltruhe'nin burada 2 gol atmasını beklemiyorum. Deplasman 1.5-6-1.33 gibi orandan değerlendirme altına alabilirsiniz diyerekten de geçtim. Üçüncü karşılaşmam Hamar B ile Elsport mücadelesi muhtemelen gollü geçecek karşılaşmalardan bir tanesi. Ben de gollü bekliyorum. Esport, Hamar bir Hamar B kendi evinde zaten ofans oynayan bir takım. Rakibi de önde presle boğmaya çalışan takımlardan bir tanesi. Fakat Esport da genç yetenekleriyle birlikte, hızlı oyunuyla birlikte rakipleri her zaman çelme takmayı başaran takımlardan bir tanesi. O yüzden Esport takım burada yine bir sıkıntı çıkartabilir diye düşünüyorum. Esport'un atacağı gol de bence idealden değerlendirilebilir. Hatta idealden benim golü de var. Muhtemelen gollü bir karşılaşma beklediğimi zaten söyledim. Yine bir 38 battan bir oran açmışlar KG varına. Muhtemeldir bence günün en güzel karşılaşmalardan bir tanesi İsveç'te. Esborga burada KG var tercihini bir 38 gibi orandan yapabilirsiniz diyerek geçtim. Üçüncü ka son karşılaşmam Alessandro Rosenborg mücadelesi. Norveç'ten ilerliyoruz bu karşılaşmaya da. Yine gollü geçmesini beklediğim maçlardan bir tanesi. Alesund'un son karşılaşması 2-2 bitti. O maçı da ben zaten Yüksek oranlı bir tercih yapmıştım bildiğiniz üzere. Pardon, yüksek oranlı diyorum. Yüksek misli önerdim. Katıl Telegram gruplarımızda yüksek misli önerdiğim maçlardan biriydi. Hatta YouTube'da anlattım. Alesun takımı dengesiz bir takım. Yani ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Kendi evinde zaten oynadığı maçlar genellikle gol gol atmasını bilmiş bir takım. Deplasmanda da bazı takımlara çelme takabilen takım. Beklenmedik sürprizlere imza atabilen takım. Rosenborg şu an şu anki sezonun zirvesinde olduğunu düşünüyorum. Yeni başlamış olsa da ligleri. Şöyle 15 maçlık bir periyot olsa da şu anki formunun zirvesinde olduğunu düşünüyorum ve bu maçta galip gelir mi bilmiyorum ama gollü bir maç beklediğimi söyleyebilirim. Bu maçta 2.5 üst tercihini sizlere 1.51 bandından önereceğim. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Gollü bir karşılaşma bekliyorum. KG var da gelebilir fakat olası bir ben 3-0'lıktan korkuyorum. Ne olur ne olmaz. Çünkü Alisson'un takım de, dengesiz bir takım. O yüzden 2.5 üst tercihini daha yüksek bir orandan gibi bir gibi orandan değerlendirmenizi sunuyorum. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Toplamda 9 karşılaşmam var. İdeali bazı maçlarda yüksek oranlarla birlikte önerdim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.